Babam bir gün Birkeci tren istasyonunda yanaşıyor. Bir sırt hammalı koymuş sırtlığını. Yere oturmuş. Biraz evvel gazeteci geçmiş. Marco Paşa'yı katlıyor. Cebine koyarken amca sen bunu okuyor musun? Yok ya ben okumaz yazmam yok diyor. Benim oğluma götürüyorum diyor. O okuyor ben gülüyorum diyor. Şimdi bak. Gene Marco Paşa'yı tek çıkarırken baba kimse kalmadı artık diyor. Kaldık tek başına. Dizgisini ben yapıyorum. Bak o zaman manşet çekmek için büyük harfler yok. Meşe harflerinden, odundan yapılma harfler var. Onlar durur bir kutuda. Sen onları mesela fevkalade hıyar sayısı yazacaksın. O meşe harfleri alırsın. Manşet gibi yerleştirirsin. Baskısına, dizgisine 4 sayfayı ben bakıyorum diyor. Bastım diyor. 3 gün diyor uykusuz kaldım. Tuttum diyor elim, üstüm, başım çamur içinde diyor şey boya içinde. Ellerim. Gideyim sakal da uzamış diyor. Gittim orada diyor bir berbere. Adını bile veriyor hatta yazdı yazdı. Oraya gittim diyor. Öyle bir değişmişim ki diyor. Adam beni bir kere iki kere görse bile tanıyamadı diyor. Girer girmez bir baktım da aa bizim gazete dağılmış diyor. Yani babam onu sabaha karşı veriyor. Zaten sırt çanta şey gazeteciler Marco Paşa çıktı yazıyor diye dağıtırlar. İstanbul'da biter o. Sonra trenlere verirler Anadolu'ya gider. Bir Trakya'da verirler. Bir Kadıköy vapur iskelesine verirler. Bir de Anadolu trenine verirler. O tren onları paket pakettir. Her duyduğu istasyonda atar, verir neyse. Gazete öyle dağılırdı. Şimdi gidiyorum berbere oturuyor. Marco Paşa'yı görünce ulan kendi düzdüğüm yazılarda hata var mı diye. İşte dikkatli okuyor. Kaldırıyor orada Akbaba var. Onu okuyor, şunu okuyor. Derken adam da aynadan görmüş. Sıra babama gelmiş oturunca. Başladı sakallığımı şey yapmaya diyor. Demiş, dikkat ediyorum o Türk şeylerden, demin aynadan gördüm. Çok ilgilendiniz diyor. Sever misiniz o yazarları, çizerleri gibi böyle bir soru. Ha diyor. Yahu diyor, o Marco Paşa'nın yazarları neyin nesi yahu diyor. Herifler bayağı diyor, yazıyorlar yahu diyor. Ama ne kafa var heriflerde kardeşim diyor. Yazıyorlar da yazıyorlar. Öyle bir yere geldi ki tam diyor ensemi tıraş ediyor. Demiş ki bu benim kafam onların kafaya benziyor mu demiş. Hadi be adamcağızım demiş. Sen de öyle kafa ne gezer lan. Herif diyor bizim kafayı beğenme diyor. Hıyar sayısı. Çengelköy'ün hıyarları mı? Ankara'nın hıyarları mı? Aynen. Hangisidir? Ulan diyor ki altında, olsa olsa diyor, bunu diyor, Tarım Bakanı bozulur diyor. Yani Ankara'nın hıyarıyla Çengelköy'ün hıyarını. Ama diyor, herifler rahat durmadı diyor. Bütün bakanların imzasıyla dergi topladı Marco Paşa, o büyük muazzam Marco Paşa, yani 200 sayfa pazar ilaveli bilmem ne değil. Bir gazetenin katlanıp, yani düz gazeteyi kaldır bu gazetenin, bir sayfasını yırt çıkart, o gazeteyi ikiye katla, sonra bir daha katla. İşte Marco Paşa gazetesi 4 sayfadır. Fakat bir gazetenin tek boyutunun 4'e katlanmışı. Orada ne yazdınsa yazdın ama o yazdığı gazete Türkiye'yi ayağa kaldırmıştır.